Evet değerli izleyiciler, gezgin sevimi olarak yine bugün İznik'teyiz. İzmir'in merkezinde bulunan Abdülvahap Gazi Tepesi'nden İznik gezimize başlıyoruz. Hemen böyle aşağıları göstersin kamera size. İznik kuş bakışı bu şekilde gözüküyor. Evet şöyle hemen Abdülvahap Gazi Camii ve Türbesi'ni görelim arkada. Evet biraz önce de anlattığım gibi şu an İznik'i buradan kuş bakışı olarak görebiliyoruz. Hemen İznik'in kent merkezine buradan hakim bir noktadan bakıyoruz. Göl muhteşem gözüküyor şu anda. Hemen sağ taraftan gördüğünüz bu yol İstanbul tarafına gidiyor. İznik aslında tarihte önemli bir kent. Fakat zamanla bu tarihi önemini kaybetmiş. Bilindiği gibi daha önceki videolarımda da size bahsettiğim İznik 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir. Roma, Bizans, Selçuklular. Dolayısıyla burada bol miktarda tarihi eser var. Daha önce gezmiş olduğumuz bu tarihi eserleri farklı gözle bugün size aktarmaya çalışacağım. Özellikle İznik'in tarihi surları çok önemli. Çünkü Türkiye genelinde gezdiğimiz zaman yaklaşık neredeyse bir elin parmakları kadar sayılı olarak böyle sağlam kalmış sur kalıntılarını görebiliyoruz. İstanbul, işte İznik, Diyarbakır, aklıma gelenler bunlar. Dolayısıyla İznik biraz önce de bahsettiğim gibi çok önemli bir kent. Şimdi İznik'in bu önemini de gezdiğimiz zaman ve tarihi eserlerin önünde size tek tek aktarmaya çalışacağım. Ve gizemli tarihi ve gizemli bilgileri buradan sizlerle paylaşacağız. Evet değerli izleyiciler, İznik'e yüksek bir noktadan bakıyoruz. Burası yaklaşık olarak 100 metre yüksekliğe sahip bir tepe. İznik'i kuş bakışı olarak görebiliyoruz. Kameramanı hemen şöyle göstersin. Şimdi bulunduğumuz türbe hakkında size bilgiler vermek gerekirse burası İslam ordularıyla özellikle İslam ordularının Anadolu seferleri esnasında yaklaşık 700'lü yıllar Emevilere ait dönem. İslam kuvvetleriyle gelen ünlü asker Abdülvahap Gazi, İslam ordularının da sancakları kendisi. İznik'in fethedilmesi sırasında şehit düşüyor ve buraya defnediliyor. Devamında Anadolu Selçukluların İznik'i fethetmesinden sonra bu yüksek noktaya kendisine bir türbe yapılıyor. Şimdi bu türbe içerisindeyiz. Hemen türbenin arka tarafında şöyle kameramanım göstersin. Küçük bir mescit var. Bugünkü gezimize İznik'e başlarken Abdülvahap Gazi Hazretleri'nin türbesinden başlamak istedik. Şimdi hep birlikte kent merkezine inerek İznik'i gezmeye başlayacağız. Evet değerli izleyiciler, Abdülvahap Gazi Türbesi'nden başladığımız İznik gezisine devam ediyoruz. Şimdi hemen arkamızda antik su yolu var. Burası Roma döneminde yapılmış bir antik su kemeri. Hemen kameramanım şöyle göstersin. Bu su kemeriyle şehre su giriyor. Şimdi beni takip edin. Hemen kemerin altından geçerek burada meşhur bir giriş kapısı var antik kentin. Lefke kapısı diye. Şimdi ona doğru ilerliyoruz. Haydi beni takip edin. Şuraya bak, muhteşem. İznik antik kentinin 3 tane önemli kapısı var. Bu kapılardan bir tanesi hemen şuradaki arkamızda görmüş olduğunuz Lefke kapısı. Hemen şöyle net göstereyim bir tane abla. Yakından şöyle bir alalım. Evet bu Lefke kapısından sonra bir de İstanbul tarafında İstanbul kapı mevcut. Bir de bizim geldiğimiz yönde Yenişehir kapısı var. 3 tane önemli kapı var. Bir de göl kapısı var ama göl kapısı tam olarak sabit kalmamış, yıkılmış. Birazdan göl kenarına gittiğimizde göl kapısını da hep birlikte göreceğiz. Şimdi şöyle antik su yolunu tekrardan bir gösterelim değerli izleyicilere. Hemen bakın. Orada Abdülvahap Gazi Sancaktarı Hazretleri'nin türbesine giden yol. Hemen biraz önce şu taraftan geldik böyle. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Kemeri yakından inceleyelim.
Eğer buraya gelirseniz kemer hakkında burada bilgiler hakim. Gördüğünüz üzere burası Elmalı Dağı eteklerinden gelen kaynak suyunu kemerler vasıtasıyla bu Lefke Kapısı'ndan İznik Antik Kenti'ne almışlar. Önceki yıllarda genellikle kale şehirlerinde düşmanın kuşatması sırasında insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey su olduğu için buradan taşınan su bir çeşit sarnıçlarda depolanmış ve o dönemin halkının kullanımına sunulmuş. Buradaki antik su kemeri İmparator Hadrianus tarafından yaptırılmış. Milattan sonra 117 ve 138. yıllara dayandığı kitabesinde anlaşılmakta. Şöyle yakından incelersek kemerler tuğla tarzı bina örneklerinden. Kırmızı tuğlalardan yapılmış. Hemen burada Lefke Kapısı'na doğru şimdi yönelelim. Lefke Kapısı'nda gördüğünüz üzere iki tane burç var. Hemen şurada. O burçların muhtemelen yüksekliği birazcık daha fazla olabilir o dönemde. Tabii zamanla bu kadar dayanabilmiş tarihin yorgunluğuna. Şimdi o tarafa doğru bir ilerleyelim bakalım neler var. Kapının girişinde bazı kabartmalar var bildiğim kadarıyla. O kabartmaları size yakından gösterelim gene. Roma ve Bizans döneminden kalmış olan bu surlar Selçuklu ve Osmanlı zamanında da tabii restorasyon geçirmiş. Hemen burada girişte bazı kabartmalar var. Net olarak tabii belli olmuyor ama şöyle yakından bir inceleyelim. Savaşçı kabartmalarını andırıyor. Evet, şu anda surların muhteşem görüntüsüyle baş başasınız. Kameraman bana doğru yaklaşıyor. Evet, şimdi Lefke Kapısı'ndan içeriye girdik ve hemen şöyle arka tarafı da göster bir Gülten abla. Burası Lefke Kapısı'nın dış surları. Benim şu an bulunduğum yer iç surların giriş kapısı. Şu iki tarafta bekçiler, yani Lefke Kapısı'nı korumaları olan askerler bekliyor. Bir de şu tarafta var. Bu kapılardan girelim böyle içeriye. İlerle bakalım da. Şimdi zemin falan evet, değerli izleyiciler, şimdi Lefke Kapısı'ndan içeriye girdik. Bakın hemen burası ana giriş kapılarından bir tanesi. Şurada yaklaşırsak eğer, bak şurada bir tane kapının kemerinin üstünde demir kapıları yuvası var. Kapılar oradan aşağı iniyor, kapanıyor burada. Bir de şu tarafa gösterelim. Bak orada da hemen bir tane kemer var üstte. Şimdi tabii bayağı bir eski bir nokta olduğu için burası bayağı bir yıpranmış tarih açısından. Şimdi bakın bir de şu tarafa doğru geçelim bir. Burada kapının iki tarafından biraz önce geldiğim gibi burada da yine bir geçiş güzergahı var askerlerle ilgili veya güvenlik sebebiyle. Şimdi şöyle gelelim. Bakın buradaki eski bir tapınaktan sökülmüş burada bir duvar malzemesi var. Onu burada kale içinde kullanmışlar. Hemen şu kapıdan geçelim. Surlar şu tarafta. Şehri çevrelemeye devam ediyor böyle. Eğer yakından görecek olursak yine burada antik dönemlerden kalmış tapınak kalıntılarını burada dolgu malzemesi olarak kullanmışlar. Bakın hemen şurada karşıda bir tane merdiven var. O merdivenin arkasında çeşme var.
Biraz önce Lefke Kapısı'nın oradaki antik su kemerinden gelen sular buradaki çeşmeden halkın kullanımına sunuluyor. Birazdan yukarıda yine bir bağlantı noktası var. Orasını da göreceğiz. Şimdi bu tarafa doğru geçelim gene bir. Bakın tamamen buralarını tuğladan yapmışlar. Her dönemin izleri var burada. Antik Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait kalıntıları burada görebiliyoruz. Şimdi üç tarafa doğru geçelim gene. Bakın şöyle gördüğünüz zaman yine orada önceki dönemlerdeki antik kalıntıların duvarlarından sökülmüş olan kayalar burada dolgu malzemesi olarak kullanılmış. Sonraki dönemlerde taş işçiliği zor olduğu için tabii yavaş yavaş tuğlaya dönmüşler. Kırmızı, kızıl tuğlaları burada görebiliyorsunuz. Bu kapıdan şehrin içine doğru bir gidelim. Kaldırımlar ne hale gelmiş biliyor musun? Tamam. Evet. Gel şimdi bak. Evet, şimdi burasını görelim şöyle. O antik su kemerinden gelen sular buradan kanal vasıtasıyla şehre gönderiliyor. Şu tarafı çekelim. Şöyle kanal vasıtasıyla kent merkezinin içine alınıyor. Şu anda İznik Antik Kent'in içindeyiz aslında. Bir zamanlar burası kentin giriş kısmı. İznik Antik Kent'inin en eski yapılarından olan İznik surlarını dolaşıyoruz. Burası Lefke Kapısı. Lefke Kapısı ihtişamı ve göz kamaştıran büyüklüğüyle adeta İznik Antik Kenti'nin göz bebeği olan noktalardan bir tanesi. Şimdi Lefke Kapısı'ndan artık ayrılıyoruz. Bundan sonra İstanbul Kapı'ya doğru yöneleceğiz. İstanbul Kapı'da yine tüm ihtişamıyla bizi bekliyor. Gezgin sememe ve misafirleri olarak bugün İznik Antik Kenti'ni gezmeye devam ederken burada bulduğumuz her güzel şeyi sizle paylaşmak istiyoruz. İlginç bir çınar ağacı ile karşılaştık. Hemen ilginç çınar ağacının yan tarafında ise Osmanlı döneminin ilk müderrislerinden, baş müderris olan Davud-ı Kayseri Hazretleri'nin türbesi bulunmakta. Evet, şimdi İznik'i gezerken bir çınar ağacı dikkatimizi çekti. Çınar ağacı ikiye bölünmüş. Ortası yok gördüğünüz gibi ama hala daha yaşıyor. Bakın. Çok ilginç. Ağaç neredeyse içi tamamen yok ama ağaç canlı. Anıt ağaç. Burası da yeni restore edilmiş bir türbe. Şöyle anlatayım. Davud-ı Kayseri Hazretleri Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk baş müderrisiymiş. 1350'li yıllarda yaşamış. Burada şu anda yatmakta. Ve karşınızda İstanbul Kapı. Şimdi İstanbul Kapı'nın surlarını, etrafını şöyle bir dolanalım ve bu kapı hakkında size bilgiler vermeye başlayalım.
Hemen şuradan ilerleyelim. Bu taraftaki surlar daha yüksek görüyorsunuz. Katman katman zaten. Hemen hemen her dönemi çağrıştırıyor. Çok seferde tadilat görmüş. Bakın tam şurada surda bir çatlak var. Muhtemelen herhalde bir depremde çatladı. Tamirat esnasında da çeşitli dolgu malzemesi olarak bir sürü şey kullanılmış. Şuradaki burç mesela bak tamamen kaya. Yine iki kale var. Bak bu da su kemeri büyük olasılıkla, görüyor musun? Kentin su kemeri etrafını dolaşıyor. Evet değerli izleyiciler, İznik Antik Kenti'ni geziyoruz. Gezdikçe tarihi kapılar ve surlar bizi adeta kendisine hayran bırakıyor. Burası da İstanbul Kapısı'nın giriş kısmı. Hemen şöyle kameramanım size göstersin. Fakat şu anda burası ziyarete kapalı. Muhtemelen yakın zamanda burası restorasyon geçirecek. Bir sonraki gezimizde belki bu kapıyı da restore ederlerse eğer içerisini hep birlikte gezebiliriz. Hemen şöyle şuradaki kabartmaları gösterelim. Net olarak belli olmuyor. Şurada kitabeler var ama kitabelere uzak kaldık, o yüzden okuyamıyorum size. Bir de dönelim. Hemen karşıda minibüsün geçtiği noktadan bu tarafı bir çekelim bakalım. Orada neler bizi dikkatimizi çekecek. Sonra da buradan yine göl kapı tarafına doğru geçelim, oldu mu? Hadi buradan ilerleyelim. Bak şuradan da çok güzel gözüküyor böyle. Ama her yeri kapatmışlar. Evet, şimdi de Nilüfer Hatun Çin'i çarşısına geldik. Hemen Türk kültürünü ve İznik Çinlilerini gösteren iki tane burada büyük sürahi var. Şunları size yakından göstereyim. İznik sokaklarında gezerken Nilüfer Hatun Çin Çarşısı'na geldik. Hep birlikte Çin Çarşısı'nı gezeceğiz. Fakat Nilüfer Hatun hakkında size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Nilüfer Hatun 1285 yılında doğmuş, 1383 yılında Bursa'da vefat etmiş. Yar Hisar Tekfur'un kızıdır. Orhan Gazi'nin eşi ve 1. Murat'ın annesidir kendisi. Orhan Gazi ile evlendirilmeden önce Bilecik Tekfur'un oğluyla nişanlıdır. Osmanlıların Bilecik'i ele geçirmesi sırasında esir alınmış ve Osman Gazi tarafından oğlu Orhan Gazi ile evlendirildiği söylenmektedir. Bursa yöresinde yaptırdığı camilerle ve hayır işleriyle çok sevilmiştir. Bursa'da bir ilçeye ismi verilmiştir. Kabri Bursa'da Orhan Gazi Türbesi'nde bulunmaktadır. Ayrıca İznik'te kendi adıyla Nilüfer Hatun imaratiyle bir imarathane de açmıştır. Ayrıca imarathane Osmanlı'nın ilk aş evi olma özelliğine sahiptir. Şimdi hep birlikte bu Çin çarşısını gezmeye başlayalım. Yine önemli bir ikili taş var burada. Şöyle size göstereyim. Burada bol miktarda çeşitli hediyelik eşyalar satılan küçük dükkanlar var. Evet. Eğer İznik'e gelip de böyle Çinli ve benzeri ürünleri seviyorsanız burasını mutlaka gezin. Ayrıca tam böyle ortasında
dinlenebileceğiniz bir çay bahçesi mevcut. Burada soluklanabilirsiniz. Evet. Çin'in çarşısının içinde minik bir pisi gördük gene. Şu anda sıcakta bayağı bir uyumuş. Çok derin uyuyor. İzleyiciler, şu anda tam İznik kent merkezindeyiz. Hemen arkamızda tarihi Ayasofya Camii, eski adıyla Ayasofya Kilisesi var. Şimdi hemen o tarafa doğru geçelim ve o binayı da yakından inceleyelim. Bu bina Hristiyanlık ve Müslümanlık adına çok önemli bir bina. Biliyorsunuz tarihte Roma İmparatorluğu döneminde burada Hristiyanlığın bazı temel kurallarını belirlemek için imparator tarafından bir konsül düzenlenmiş. Bu konsülde Hristiyanlık için önemli din adamlarının hepsi buraya katılmışlar ve Hristiyanlığı burada bazı kural ve kaidelere yerleştirmişler. Tarihi Ayasofya Camii'nin önüne geldik. Hemen arkamızda gördüğünüz gibi Ayasofya Tarihi Camii'si var. Ve bu camiyi şimdi hemen şuradan ana kapısına doğru giderek bir gezmeye başlayalım. Burası şu anda İznik'teki en popüler yer ve turistlerin mutlaka uğradığı bir nokta. Ben de bu Ayasofya Camii'ni epeydir merak ediyordum. Birkaç sefer geldim aslında ama dönem dönem her gelişimde çeşitli değişikliklere uğruyor. Bakalım bugün bizi neler karşılıyor, hep birlikte göreceğiz. Merdivenlerden indikten sonra karşıdaki giriş kapısından camiden içeri gireceğiz ve bu tarihi güzel yapıyı hep birlikte inceleyeceğiz. Bu tarihi yapı Orhan Gazi'nin İznik'i fethetmesinden sonra fethin sembolü olarak camiye çevrilmiştir. Ve o dönemden itibaren cami olarak hizmet vermekte. Son zamanlarda da hem cami hem müze olarak hizmet veriyor. Şimdi bu tarihi yapıyı hep birlikte gezmeye başlayacağız. Ve içeride bu muhteşem bina hakkında ve binanın tarihi hakkında size bilgiler vermeye devam edeceğim. Hadi şimdi hep birlikte camiden içeri girelim. Burası eski adıyla Ayasofya Kilisesi'nin, şimdi ise Orhan Camii'nin girişinde bulunan bir yer. Burası Doğu Roma İmparatorlarının burada taç giyme töreninin yapıldığı alan. Şu anda etrafı korkulukla çevrilmiş ve bu şekilde koruma altına alınmış. Hemen şurada muhteşem Ayasofya Camii'nin giriş kısmı görünüyor. Değerli izleyiciler, şu anda Ayasofya Camii'nin müze olan kısmındayız. Etraf karanlık ama net bir şekilde her şey gözüküyor. Bu tarihi yapıya da yine 1500'lü yıllarda Mimar Sinan el atmış ve bu caminin bakım çalışmalarıyla güçlendirme işlerini ünlü mimarımız Mimar Sinan yapmış. Değerli izleyiciler, Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlık da bazı dini bilgilerin kurala bağlanması için burada
Tabii çok eski. 7. konsil düzenlenmiş ve bu konsil sayesinde burada Hristiyanlıktaki bazı durumlar kurala bağlanmış, fakat dinler burada, Hristiyanlık dini burada Katolik ve Ortodokslık olarak ikiye ayrılmış ve iki kiliseye dönüşmüşler. Birbirlerini aforoz ederek dinden çıkartmışlar. Sevgili izleyiciler, bugün tarihi antik İznik kentini gezdik. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bu tarihi şehir, gizemli geçmişi ve hikayeleriyle karşımızdaydı. Heyecanla kenti gezdik, inceledik ve akşam saatlerine ulaştık. Bugünkü videomuz ve bugünkü programımızla birlikte bugünkü gezimiz sona eriyor. Bir sonraki gezimiz ve bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.